Merhaba dostlarım, ben Serdar. Bu videoda sizlerle çok ciddi meseleler konuşacağız. Yaklaşık bir hafta önce sizlere Facebook grubumuzdan bir soru sormuştum. Aslında sizden rastgele kelimeler yazmanızı istemiştim. Siz de o gönderilen altına yaklaşık bir 44-45 tane rastgele kelime yazdınız. Tam olarak rastgele kelime yazan olanlar da vardı. Onlarla gurur mu duysam, üzülsem mi bilemedim mizah anlaşmamızı yerin dibine soktunuz tebrik ediyorum sizi. ve e, hem gurur duyuyorum aslında hem de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok böyle gelip böyle gidecek ben o 44-45 rastgele kelime arasından e, bir 20 tanesini seçtim bir 20-21 tane kelime seçtim e, ondan sonra da e, bir tane hikaye yazdım ama ben sadece ilk hikayede olayların gidişatını yazdım hikayenin ana unsurları e, karakterlerin isimleri geçen zaman e, yer isimleri kullanılan araçlar gereçler falan hepsini o seçtiğim kelimeler arasından e, yazdım ama onları da rastgele bir şekilde yazdım ben kendim seçmedim tamamen şansa bağlı olarak belirlendi oradaki ana unsurlar sizin yazdığınız kelimeler arasından seçildi o zaman sizi fazla bekletmeden o artık hangi ruh halindeyken yazmışsanız o kelimeleri oraya sizlere kelimeleri tek tek okumak istiyorum. Makarna. Exotic Butters. Bisküvi. Islak su. Kumanda. Gamepad. YouTube. Aello. Ae Patates. Uzaylı. Serdar abi. Pog. Ne? Pog. Ballaro. Elma. Kızartma. Pedal. Kelime. S.A. Çiki. Mnoik. Koniçiva. O zaman kelimeler de duyduğunuza göre artık hikayeye geçebiliriz. <laughs> Çok uzun zaman önce egzotik butters çağında çok uzak bir diyarda Kelime adlı bir köyde Serdar abi isimli bir ıslak su yaşarmış. Bu ıslak su gamepad hastalığına yakalanınca köyün patatesine danışmış. Büyün patatesi bu hastalığının tek çaresinin uzaylı YouTube'lamak olduğunu söylemiş. Islak su apar topar poglarını toplamış ve Konichiwalar kralı Munoik'in sarayına doğru yola çekmiş. Serdar abi kralın sarayına doğru giderken yolda S.A.'lar prensesi ney? Nerede olduğumu kaybettim. Serdar abi kralın sarayına doğru giderken yolda S.A.'lar prensesi Çik ile karşılaşmış ve ona aşık olmuş. Serdar abi ve prenses Çiki elma bahçelerine gidip bisküvileri koşarken izlemişler. Sonra pedalcıya gidip makarnalı aellolarını yemişler. Fakat Islak sunun gamepad hastalığı ilerlemiş. Ve Serdar abi ile Çiki o an orada ayrılmışlar. Serdar abi yoluna devam etmiş ve kral Munoik'in sarayına varmış. Kral ona ilk önce kraliyet selamı vermiş. Kumanda. Ama sonra çok ilginç bir şey olmuş. Kral Munoik manyak gibi kahkaha atmaya başlamış ve askerler Prenses Chiki'yi zincirler içinde getirmişler. Serdar abi ıslak su hiç beklemeden ceketinden gizli balla çıkarmış ve prenses dışında herkesi öldürmüş. Prensesi oradan kurtarıp birlikte kaçmışlar. Fakat ıslak su gamepad hastalığına yenik düşmüş. Ama hastalık Serdar abinin canına almadan önce prenses Chiki'nin kulağına Son bir kelime fısıldamış. Kızartma. <laughs> Harika bir eser ortaya çıkardınız. Şu anda belirtmek istiyorum ki herhalde hayatımda ilk defa e, bir kız ile dışarı çıktığım hikaye bu hikayeydi. Ve hikaye tamamen hayal ürünüydü. Yarım sayfadan daha kısa sürdü. Ee, hikayenin anonsörlerini ben bile yazmadım. Tamamen sizin yazdığınız, o artık hangi e, manyak zihinden çıkmış e, rastgele kelimelerse onların içinden seçtim. Bunu da belirtmek istedim. Daha önce de söylediğim gibi, buradaki kelimeleri tamamen siz seçtiniz. Ben Facebook grubu üzerinden size sordum. Tamamen bu kelimeleri siz seçtiniz. Eee... Ara sıra yine buna benzer şeyler yaparlarım. Daima bu şekilde hikayeler olmaz ama başka şeyler olabilir. Benim iletişim halinde kalmak istiyorsanız Facebook grubumuza katılmayı, Facebook sayfamıza göz atmayı ve Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. Onların da linkleri, bağlantıları videonun açıklama kısmında oradan bakabilirsiniz. Ve daha önce de söylediğim gibi bu hikayeyi ben yazmadım. Ben olayların gidişatını yazdım. Ve e, insanların, karakterlerin isimlerine, kullandıkları araçlara, yedikleri içtikleri şeylere, mekan isimlerine, zamanlara falan hepsine ben boşluk bıraktım. Sonra ben sizin e, yaptığınız yorumlara baktım. E, Facebook grubumuzdan. Oradaki yorumlardan yaklaşık bir 44-45 tane yorum vardı. O yorumların arasından 20 tanesini seçtim. Ben bu 20 tanesinin arasında aslında kendi kelimelerimi de ekleyecektim. Ama daha sonra vazgeçtim. Çünkü işin büyüsü o şekilde bozuluyor. Ee, ve ben bu 20 tanesinin içinden kendim seçip koymadım bu boşlukları. O şekilde doldurmadım. Bir tane site buldum. Ee, çekiliş yapma sitesi gibi bir şey. Böyle rastgele sayılar falan gösterişte. Siz 0 ile 20 arasındaki sayıları göster diyorsunuz rastgele bir tane sayı ver diyorsunuz iki tane. O da ona göre veriyor. İşte 17, 15, 2 falan. E, oradan aldım ben bu sayılar teker teker. İşte e, her bir kelimeyi yazdığım zaman işte dedim ki Sema oradan 0 ile 19 arasında göstereceksin şimdi. Çünkü geriye 19 tane kelime kalıyor. 27. bir tane kullandığım zaman 19 kaldı. Her defasında işte böyle bir tane eksilttim. E, ki bütün kelimeler kullanana kadar bu şekilde devam etti ve en sonunda bu hikaye ortaya çıktı. Ben size her pazar günü böyle ayrı ayrı e, tuhaf tuhaf şeyler sunmak istiyorum e, çok ciddi meseleler serisinde bunlar tamamen benim yazdığım hikayeler olabilir bunun gibi sizlerin katkı yaptığı e, ilginç ilginç içerikler olabilir her zaman bu şekilde hikaye olmaz belki başka bir şey olur başka zaman e, veya küçük küçük skeçler olabilir e, saçma sapan şeyler da olabilir ki genelde öyle olacak. Ee, ama dediğim gibi mümkün olduğunca çeşitli tutmaya çalışacağım bu pazar günü yaptığım şeylere. Siz ve ben aynı kitlenin parçasıyız. Peki biz kimiz? Biz YouTube'da tuhaf olanlarız. Biz YouTube'da manyak olanlarız. Böyle bir özelliğimiz var bizlerin. Bizler manyağız, tuhafız. Bizim zihnimiz hasta, manyağız biz. O yüzden bu pazar günü yaptığım videoların hepimize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ve bugün yaptığım videolar kendimi ifade etmenin de başka bir yolu. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıp insanlara sunmak çok hoşuma gidiyor. Ortaokulda ve lisede e, kompozisyonlarda genelde hikaye yazıyorduk. O yazdığımız hikayeleri veya kompozisyonları onları sınıfta okumak benim için çok büyük bir zevkti. Çok hoşuma gidiyordu ve insanları gerçekten benim hikayelerimi dinlemek istiyordu. Ben öyle bir insandım. Sınıftaki insanlar benim hikayelerimi dinlemek istiyordu kızcası. Çünkü benim hikayelerim çok farklıydı, tuhaftı. Ve okul bitince en azından o kompozisyon hikaye bölümü geride kalınca ben büyük bir boşluk hissettim kendimde. Ve pazar günleri bu şekilde bu boşluğu doldurabilmeyi istiyorum. Doldurmayı düşünüyorum. Benim diyecek başka bir şeyim yok bu konuda. Bu kadar da. Artık gelecek haftaki çok ciddi meselelerde başka bir ciddi mesele konuşmak üzere. 拜拜。Bye bye.